taksi biraz daha fazla olabilir çünkü çok fazla taksi bulamıyoruz. Bazen zorlandığımız zamanlar oluyor tabii ki de. Bence sayıları biraz yetersiz, daha fazla olabilir. Yani şu anki güncel piyasayı düşünürsek vatandaşlar için evet, ama taksici esnafı için aynı şey geçerli mi onu bilemiyorum tabii. Taksi bulamıyoruz herhalde yani, eksik vardır yani illaki. Fiyatlar biraz yüksek ama idare eder yani bağlılığa göre. İnsanlar istiyorlar ki 3 dakikada 5 dakikada kapılarına taksi gelsin istiyorlar. Bu hizmeti de bu şekilde alamadıkları için diyorlar ki taksi yetmiyor. Ama öyle değil. Şimdi sabah ve akşam saatleri yoğun saatler vardır. İş çıkışı, okul çıkışı gibi. Bu saatlerde taksiler de yoğun, dolmuş minibüs de yoğun. O yüzden de eksiklik hissediliyor. Bu da gayet normal. Adapazarı'nda taksiyle alakalı ve ulaşım sıkıntısı falan yok yani. Adapazarı. Takside hiçbir sıkıntı yok yani, arıyorsun tak diye geliyor. Taksiyle alakalı bir sıkıntı şu anda Adapazarı'nda yok. Taksi ücretleri yüksek. Çünkü neden şimdi adam mazot alıyor? Mazot haliyle mazot aldığı için neyle gidecek? Mazot da gidecek. Onun üstüne koyuyor. Kendi yömyesine koyuyor. Kendisi çalışmıyorsa şoför tutuyorsa şoförün yömyesini koyuyor. Öyle yolla çıkıyor. Kilometre fiyatı tabii ki haliyle yüksek geliyor. Sakarya'nın son 2 yılda nüfusu çok afaki bir şekilde arttı. Dolayısıyla bu ulaşıma da yansıdı. Taksicilere de hak veriyorum. Seyrek olmalarının nedeni yakıt çok yakıyor. Yakıt fiyatları yüksek. Arz talep çok fazla. Kısa mesafeler de olumlu olmuyor onlar için. Onların tarafından da empati yaparak bakıyorum. Dolayısıyla netice itibariyle biz Hatice'ye değil neticeye bakacağız. Yetersiz. Bunun sebebi hususiyeti de ya akaryakıt fiyatları ve halkın çoğunlukta yoğunlukta olması kısa mesafelerde etken. Medya, rotayı unutmayın.